Herkese merhaba arkadaşlar. Bulgaristan'dayım. Stüdyo saat işim var. Şuradaki yani şahta daha doğrusu buradaki kuyuda ki yani demir boruyu plastiğe çevireceğiz ve demir boruyu da iptal etmeyeceğiz. Çünkü demir boru üst katı da beslediği için şimdilik ikisine birden su vereceğim. Onu nasıl yapacağız bakalım. Onu da görmüş olacaksınız. Eğer Bulgaristan'da böyle tarz işleriniz varsa yurt dışına da hizmetimiz vardır bu arada. Zaten yeni boruyu şuradan şöyle çektik, binanın içine girdik. Ama şuradaki bağlantısı kaldı. Dediğim gibi şimdi plastiği bağlayacağız. Ondan sonra demir boruya da bir bağlantı yapacağız. İkisine de suyu vermiş olacağız yani. Mer, geliyor musun? Çek bakalım şu elektrik kablosunu çocuğum. İşlemlere başlayalım. Bunu çözmemiz gerekiyor. Şuradan çöz çocuğum. Şuradan şöyle. Al sen bunu git. Bırak onu yere. Evet, kabloyu çekelim bakalım, ondan sonra başlayalım. Evet, şimdi saatten bağlantımızı bir sökelim. Tabi suyu kapatın sökmeden önce. Şimdi biraz akacaktır. Çünkü içinde. Su kalmış. İlla su kalmış, elle sökeyim şunu ya. Bunlar, bu saatler bu arada Bulgaristan'da otomatik, direkt gelmeden okumasını yapıyorlar yani. Evet. Adam çift çanta takmış. Şimdi. Aradan boşaldırdık. Şuradan. Saati söktük. Şu kısımdan itibaren direkt şuraya dönüp bağlantımızı yapacağız. Yani demirden plastiğe döneceğiz. Arayı da bana uzatacağız. Şimdi onu ben bir sökeyim oradan bakalım. Evet. Sökmeye başladık. Parçayı alalım. Buradan parçadan sonraki lazım olacak. Şu banadan da buradan sökeceğiz. Demir boruya bağlamamız için. Kimi böyle kuyular büyük olur ama bunun şaktası biraz ufak olduğu için burada biraz daha tabii zor işler. Ama bu bizim işimiz yani. Contamızı kaybetmeyelim. Tamam. Önce. Evet arkadaşlar, önemli parçamızı söktük. Şimdi contamızı tabii kaybetmiyoruz, çok önemli. Şimdi bu contayı burada kaybedecek. Bu olmadığında tesisatımıza kesinlikle su veremeyiz ve bugün pazar, bulamayız da yalnız yanarız yani. Evet, şimdi devam edelim bakalım. Sökeceğim, tabii biraz zorlayacak galiba bizi. Çünkü şöyle bir vana hazırladım arkadaşlar. Bunu buraya takacağım, bu vanayı. Ondan sonra flex ile bu tesisattan bu eski boruyu besleyeceğim. Niye buradan bunu da sökeceğim? Çünkü şuradan geliyor ya tesisatımız. Direkt yukarı çıkacağım için engel edecek bizim bağlantımızı. O yüzden dedim ki bunu sökeyim buradan. Sonra direkt bu küçük vanamızı oraya takalım. Dur bakalım lan. Bir sökelim bakalım. Evet, ustamızı da göstereyim bu arada. Ustamız burada. Radyosu cebinde. Hey, tam gratki olmuşsun ha. Tam gratki. Vallahi tam gratki. Hani bakayım, nasıl radyo var senin böyle? Ooo, radyo güzel. Çalışıyor mu? Piliyor. Pillerim yok. Hadi bakalım, bana pil alacağız. Evet. Tut bakalım. Evet, devam ediyoruz bakalım şimdi. Yakından çay bakalım. Usta. Usta yakından çay bakalım. İnşallah kaynamamıştır bunlar. Bu tesisatlar 1976 falan yıllarında çekildiği için. Tabii. Anahtarlarımız güçlü, o yüzden sökecektir yani. Bu tür işler için mutlaka kaliteli zeltaş anahtar tercih edin. Normal anahtarlarla bunu sökemezsiniz. Ve şimdi size hem borunun içini göstereceğim, hem de arkadaşlar eski tesisatları nasıl sağlam. Şu tesisat bak 40-45 senedir, 50 senedir toprak altında ve gram çürüme yok. Yani Bulgaristan'da kullanılan bu demir malzemeler çok kaliteli. Yani ben şu an Türkiye'de şahit oluyorum. 10 sene önce çekilmiş demir tesisat ve kuru, yani böyle normal açıktan gidiyor içeride ve paslanıyor içeriden. İçeriden paslanıyor, dışarıdan değil. İçeriden paslanıp patlıyor. Bunlar niye patlamıyor? İşte kalite var, kalite. Adamlar demiyor yani, o zamanlar komünizm zamanında adamlar çok güzel ürünler üretmiş. Şu dirsek şimdi bir inceleyeceğiz bakalım. Nasıl olduğunu görün. Yani bu dirsek çok atılmaz. Bunu hala kullanabiliriz.
Bir görelim ya. Hoppa. Getir bakalım Mert. Kaldır. Şu dirseğe bakın. İçinde pastayı, yani pastayı yok ya içinde. Şuraya bakın. Pastayı yok. Yani bu 40 sene önce oraya takılmış. 40 senedir parça hala işlem görüyor ve bir o kadar da kesinlikle gidecektir. Tesisatı niye değiştirdik derseniz. Ya şimdi demir boru sonuçta yani. Nereden ne sıkıntı çıkaracağı belli olmaz. Bu dirsekler her zaman tesisattan daha sağlamdır. Niye sağlamdır? Çünkü kalındır yani. Bunların lif kalınlığı demir boruya benzemez. Böyle kaliteli bir ürünümüz. Tamam. Şimdi bunu da takalım yerine. Nerede fleximiz? He, buraya bir keten saralım. Şimdi ketenimiz şurada. Keten ne olduğunu merak ediyorsunuz. Keten bu. Şöyle ince bir parça yapıyorsunuz. Şöyle. Açık kötü olacak ama. Hoş görün. Şöyle saracağız. Göster bakalım Mert. Şöyle. Saat yönüne sarıyorsunuz her zaman. Sıkma yönüne saracaksınız böyle. Ve kesinlikle tesisatınız su kaçırmayacaktır. Bilginiz olsun. Üstüne de bir kat şöyle doğalgaz teflonu koyduk mu? Evet, bu şekilde sardık. Şimdi bunu da sıkalım. Burada bir işimiz kalmasın. Dediğim gibi Bulgaristan'da öyle böyle bir satışlarınız varsa yakındaysam gelip yapabilirim. Yani bu tür işlerde burada bayağı bir para var, bilginiz olsun. Usta bulmak da zor. Bu tür işler için Bulgaristan'da. Elinizden geliyorsa kendiniz yapın. Gelmiyorsa sıkıntı yani. Bir kere daha döner mi bu Mert? Döner. Dönmezse patlar. Şöyle yan bırakırız olmadı ya. Neyse döndürelim bakalım. Döndü döndü. Tamam. Evet bu da hazır. Şimdi bir kahve molası verelim biraz. Ondan sonra işe devam ediyoruz. Hadi bakalım. Keten nasıl sarılır derseniz şöyle. Hoppa karıştı. Bir saniye sen şimdi. Şöyle açalım. Açık düzeltelim. Şu bir kısmını aşağı bırakabilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra bir kat şöyle gidin sonuna kadar. Ondan sonra gelin bunu da tekrar böyle. Sonuna kadar. Ve şöyle parmağınızla güzel yedirin. Biraz da ıslatırsanız işleyecektir. Güzel dişlerin arasına girecektir. Dişlerin arasına sıkı girmesi önemli. Çünkü girmezse sıkarken böyle kayma falan yapar. Teflonda sıkma şöyle oluyor. Evet. Göster burasını ben. Şu şekilde. Hoppa. Şöyle saat yönüne. Birkaç tur. Ve bitti. Bitti. Şimdi vanamızı koyacağız. Otur otur. Vanamız da burada. Vanamız. Şimdi nasıl kapatacağız? Bu tarafa doğru. İçine bak istiyorsan. İki tane görünüyor çünkü. Bu tarafa doğru kapanabilir. Fark eden bir şey yok gerçi. Hangisi daha rahat geliyorsa siz öyle yapın. Tabii. Ben böyle yapacağım. Bunu yerinde de sıkabilirsiniz arkadaşlar. Hani İkisini birden sıkarız. Daha da gerçi sıkamayacağız. Ya burası şey. Bunu şimdi dışarıda sıkalım bir yerden. Evet. Böyle bir tane kontrol anahtarınız olacak. Arkadaşlar babam yaparken kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Destek olursunuz. Kanalımıza tabii ki desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Kaç yapıyoruz ya? 7000 mi oldu? Ne? Abone. Yakında 7000 aboneye ulaşıyoruz bu arada. Çok az kişi. Efendim? Dur açacağım. 7000 aboneye ulaşıyoruz. Yani desteklerinizi esirgemeyin. Abone olalım. Bildirim zilini açalım. Takip edelim. 10.000 yapalım ya şurasını. Aynen. Evet vanamızı da taktık yerine. Şimdi yerine montajını yapalım aşağıya. Evet, PPRC ile devam ediyoruz. PPRC borumuzu çekmeye. Son bir bağlantılar kaldı. İki tarafı böyle ısıtıp sokuyoruz arkadaşlar.
Olay bu. Şurada bir tane illegal T kullandım. 25'e 25, burası 20'ye düşüyor. Şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Şu şekilde, tabi bu uzun olduğu için. Buradan böyle dirsekle direkt buraya bağlantısını yapacağız. Şimdi bunu keselim buradan. Makasımız nerede? Makasımız şuradaydı galiba. Şunun içinde makas olması lazım. Sistem böyle olacak işte ya. Çek beni. Ay. Evet, şimdi son dirseğimizi takıyoruz. Sıkı tut Mert. Tamam. Usta, koca ustayı çekiyor musun? Koca ustayı. Koca usta da burada. Tamam. Bu şuradır. Şimdi burasını keselim şuradan bir yerden. Nereden keselim? Şuradan bir keselim bunu şimdi bize. Kadar etmesin. Kadar güçlü. Evet. Bakınız şöyle yapacağız. Radyo koydum. Radyoyu nereye koydun? Evet arkadaşlar, işlemi bitirdik. Gördüğünüz gibi vanamız burada. Buradan eski tesisatımızı besledik. Demir boru aşağıdan gidiyor. Yeni tesisatımızda suyu verdik. Vanaları açtık. Şuradan da kapıyı açayım. Evet, açmışım. Böyle vanaları tam tur açın. Böyle hafif kapatın ki zamanla sıkışma yapar. Bir de bu tür küresel vanaları haftada bir, bir ayda bir veya yani kafanıza göre ara sıra böyle açıp kapatın, kilitlemesinler. Burada da bir vanamız var. Bu zaten soğuk. Eski tesisatımızı kapatacağız. Bunu zaten iptal edeceğiz yani yeni tesisatı komple devreye verdiğimizde. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. İşlemimizi hallettik. Yaklaşık 1,5 saat, 1 saat sürdü. Tamir videoları istiyordunuz hep. İşte böyle ara sıra çekmeye çalışıyorum onları da. İşlemimizi bitirdik yani. Arkadaşlar, bir sıkıntı yaşamadık. Kanalımıza like, abone olmayı unutmayın. Atmayanlar vardır. İlla ki yani kontrol edin bakalım abone olmuşsunuz mu? Bitirdik ya, güzel oldu yani, hiçbir sıkıntı yaşamadık bir kere de. Aslında saatin diğer rekoru mühürlü, hani açmayasınız diye orasını. Mühürlü kısmı ben biraz oynadım ama su kaçağı yapmadım, ondan korktum. Ama mecbur mühürü kıracaktık yani. Veya öyle aranacaktı, gelip kendileri yapacaktı, bilmiyorum nasıl olacağını. Böyle arkadaşlar. Bugünkü bu kadar. Zaten bir günlüğüne geldim Bulgaristan'a. Bu işi hallettim burada hem. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.